Manisa Salihli'de Barış Mahallesi'nde 84 konutun yer aldığı, site yönetimi tarafından zeytin ağaçlarını sulamak için açtırılan 50 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşüp hayatlarını kaybeden Salihli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir'in oğlu Aytu Demir ve 2 yaşındaki torunu Batu Demir için Salihli Hamidiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene anne Yağmur Derin tekerlekli sandalye ile katılırken yakınlarının teselli etmeye çalıştığı anne Demir eşinin ve oğlunun fotoğraflarını öptü. Kılınan cenaze namazının ardından Aytu Demir ve oğlu Batu Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başavirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Manisa Ticaret Odası Başkanı Sadık Özkasap, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel'le oda başkanları ve yakınları katıldı. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan site yöneticisi Hamza A ve sondaj firması yetkilisi Vasfi Ç, birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olma suçundan çıkarıldığı suç ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olay 5 Ocak günü Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki Batu Demir evlerinin karşısındaki arazide oynadığı sırada yaklaşık 50 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Oğlu Batu'nun kuyuya düştüğünü gören baba Aytu Demir oğlunu kurtarmak için ayakkabılarını çıkarıp kuyuya atladı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Salihli Belediyesi'ne bağlı çok sayıda personel sevk edildi. 60'a yakın personelin görev aldığı kurtarma çalışmasında ekipler tarafından kepçe ve dozer yardımıyla kuyunun yanına yaklaşık 20 metrelik çukur açıldı. Çukurun yan tarafından açılan tünelden baba Aytu Demir'le oğlu Batu Demir'e ulaşılmaya çalışıldı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonrası Aytu Demir'le Batu Demir'in cansız bedenlerine ulaşıldı.